Hükümette yönetim tamamen neredeyse artık dağılmış durumda. Gözler artık İsrail'de neler yaşanacak buna çevrilmiş durumda. Ama İsrail sokakları da yangın yeriydi. Özellikle bayramdan birkaç gün önce başlayan o protestolar geride bıraktığımız günde devam etti. Tel Aviv sokaklarında binlerce kişi Netanyahu hükümetinin istifasını istedi. İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti. İsrail'de savaş kabinesinin dağılması ardından Başbakan Netanyahu'ya olan baskı arttı. Sokaklara dökülen göstericiler hükümeti istifaya çağırdı, erken seçim çağrısı yaptı. Göstericilerin ellerindeki pankartlar ve dövizlerde dikkat çekici işte onlardan bir tanesi Stop the War, yani savaşı durdurun ve savaş uçaklarıyla birlikte atılan bombalar ve alt tarafta Gazze'li çocukları görmektesiniz. Onlar resmedilmiş durumda. Savaşı durdurun ve çocuklara zarar vermeyin, sivillere zarar vermeyin denmek isteniyor. Arkamızda bulunan kalabalığın aslında gayesi savaş bitsin ve tamamen rehineler geri dönsün. İstedikleri sadece bu. Ancak uzun süredir seslerini bir türlü Netanyahu hükümetine duyuramadılar. İsrail bayrakları taşıyan göstericiler Netanyahu karşıtı pankartlarla sloganlar attı. Savaş karşıtı protestolarda an itibariyle Tel Aviv'in Enişlek Caddesi'nin yolu kesildi ve burası bir oturma eylemiyle birlikte perçinlendi. Arkamızda ise oldukça uzun bir trafik oluşmuş durumda ve yol an itibariyle açılamıyor çünkü göstericiler yolu açmıyor. Her şey Benny Gantz ve Esingot'un koalisyondan ayrılmasıyla başladı. Biz bu süreci sürdürüyoruz ve umarım bu hükümet yakında istifa eder. Biz hükümete anlaşmayı tamamlamaları ve onları eve getirmeleri için bağırmak için buradayız. Hem Tel Aviv'de hem de Batı Kudüs'te gösteriler vardı. Bu şeytani hükümeti değiştirmeliyiz. Bu bizim zamanımız. Bugün Netanyahu'nun yaptığı yıkımdan, devrime doğru değişimi başlatma ve ardından İsrail toplumunu yeniden canlandırma günüdür. Günün erken saatlerinde başlayan gösteriler geç saatlere kadar da devam etti.